Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in Hayatı film oluyor. Yeşilçam filmlerinde sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit'in Hayatı filminin senaryosunu Gani Müjde kaleme alacak. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in Hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Birçok önemli yapıma imza atan Gani Müjde ise filmin senaryosunu kaleme alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, efsane oyuncunun 25 ile 35 yaş aralığı beyaz perdeye yansıtılacak. 11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya benzeyen ve oyunculuğu çok güçlü bir isim arandığı belirtildi. Gani Müjde filmde, Naşit'in oğlu ve ailesiyle ilişkileri kadar ünlü dostlarıyla anılarına da yer verecek. Bu nedenle filmde Müjde Ar, Ayşen Guruda, Kartal Tibet, Perran Kutman, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Halit Akçatepe, Haldun Dormen, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Yılmaz Guruda, Muhsin Ertuğrul, Erol Simavi, Muammer Karaca, Sadık Şendil ve Şevkiye Mey gibi isimlerin benzerlerine yer verilecek. Film çekimlerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor. Adile Naşit, 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Unutulmaz oyuncu, 17 Haziran 1930'da doğduğu şehir İstanbul'da 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Naşit Özcan, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Amelya Hanım, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise zamanının meşhur kantocularındandır. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit, 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girdi ve kurtarılamadı. Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı teyze TRT'de 1980 yılında Uykudan Önce isimli çocuk programı ile birlikte Masalcı Teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirmiştir. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle, 1985 yılında yılın annesi seçilmiştir. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit'in cenaze töreni, 13 Aralık 1987'de Şişli Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.